Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere bohça kebabının tarifini vereceğim. Bu videoyu çekmemin amacı aslında bohça kebabı ama yanında bunu bir menü haline getirmek istedim. Yanına da bir mercimek çorbası hazırlayacağım. Düdüklü de hemen 15 dakikada hazırlayabileceğiniz. Bir de salata yapacağım. Salata olarak da mevsimden dolayı domates salatası yapacağım. Yani daha doğrusu çoban salatası da diyebilirim. Zaten bohça kebabı çok doyurucu bir yemek olduğu için yanına çok fazla ağır şeyler yapmanıza gerek yok. Ben şöyle etimi buzluktan çıkardım. Çözüldü. Gördüğünüz gibi 300 gram kuşbaşından küçük doğranmış dana eti kullanacağım. İsterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Koyun etini ne seviyorsanız o eti de kullanabilirsiniz. İlk önce etimi ocağıma koyarak başlıyorum. Tencereyi ocağıma aldım. Hemen altını yakıyorum. 300 gram küçük küçük doğranmış dana etini tenceremin içerisine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın altında kısa alıyorum. Ara ara karıştıra karıştıra 20 dakika boyunca etimi pişireceğim. Eğer ki suyu az gelirse biraz daha su ekleyerek eti iyice pişireceğim. Eti arka tarafa aldım. Hemen düdüklüye mercimek çorbamı koyayım. O da kenarda pişsin. Ben yıkadığım bir su bardağı, büyük su bardağıyla kırmızı mercimeği tencereme alıyorum. Bir adet yemeklik doğradığım kuru soğanı. Şöyle bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı tuz. Şöyle suyunu da ekliyorum. 1 litre ekledim. Biraz daha ekleyeyim. Kıvamına bakacağım. 1,5 litre kadar su eklemiş oldum. Tamamdır. Ben düdüklünün kapağını kapatıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa alacağım. 15 dakika piştikten sonra kapatacağım. Hemen etime bakıyorum. Suyunu çekmiş gördüğünüz gibi ama daha pişmediği için birazcık daha su ekleyeceğim ben. Çünkü yağsız bir et olduğu için yağını salmıyor. Şöyle yarım su bardağı su ekliyorum. Kapağını kapatacağım. Artık bu su çekene kadar pişsin. Etim ve çorbam orada pişerken ben hemen bohça kebabın içerisine koyacağım. Bir tane kırmızı biber, iki tane çarliston, bir tane de sivri biber. Sivri biberim biraz acı olduğu için ufak bir tane kullanıyorum. Bir tane de kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Ben etime bakıyorum. Suyunu çekmiş artık. Etlerim küçük küçük doğrandığı için çok çabuk pişiyor. Ama eğer ki büyükse etleriniz, İyice pişirmeden soğanınızı eklemeyin. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Doğradığım soğan ve biberlerimi. İsterseniz bunun içerisine bezelye de ekleyebilirsiniz. O da yakışıyor ama ben şu an eklemeyeceğim. Soğan ve biberleri kavuruyorum beraber. Şöyle biraz kapağını kapatacağım. Ara ara karıştıra karıştıra pişireceğim. Altını bu arada kısıkta alın ki etinizde yavaş yavaş pişsin soğanlarla. Hemen şöyle bakıyorum. Yeterli artık. Şöyle yemek kaşığının ucuyla, yani bir yemek kaşığını tam doldurmadan biber salçası ekliyorum. Şöyle birazcık pul biber, karabiber. Şöyle kaşığın ucuyla kimyon ekliyorum. Bu arada düdüklüm de kaynıyor, artık kıstım. Şöyle bir su bardağının 1/3 kadar su ekliyorum. Bir 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alacağım artık. Bir dakikada pişerken ben hemen beşamel sosunu hazırlayacağım. Ocağımın altını yakıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine aldım. Eriyen yağın içerisine şöyle tepeleme olmadan 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Beşameli az yapacağım 1 su bardağında. Kokusu çıkana kadar unu kavuruyorum.
Kavrulanın üzerine şöyle bir su bardağı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Eğer ki koyu olursa biraz daha süt ekleyeceğim. Karıştırmayı bırakmayın. Kaynamaya başladı. Bu arada etim de pişiyor. Artık kapatacağım eti de. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Kıvamı gayet iyi. Yeterli bu kadar. Ocağın altını artık kapatıyorum. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Birazcık da karabiber. Beşamel sosum da hazır artık. Kebabının artık krep kısmını yapacağım. Hemen şöyle 2 adet yumurtayı kabımın içerisine alıyorum. Bir tatlı kaşığından az tuz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuktan biraz daha az süt. Bunları bir çırpıyorum. Yeterli. Şöyle 3 yemek kaşığı tepeleme dolusu unu ekleyeceğim. Kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse gene ekleyeceğim. Tekrar çırpıyorum. Hemen şöyle kıvamına bakıyorum. Şöyle tepeleme dolusu bir yemek kaşığı daha koydum. Yeterli. Toplamda 5 yemek kaşığı koymuş oldum. Yapmaya başlıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. İyice tavam ısınması gerekiyor. Bazı tavalar yağ gerektirebilir. İlkinde yağ dökersiniz. İyice ısındıktan sonra şöyle bir kepçe döküyorum. Altı bu arada kısık da. Hemen şöyle bakıyorum. Çeviriyorum tersine. Önlü arkalı olacak şekilde iki tarafında pişiriyorum kreplerin. İkincisini de koydum. Toplamda 4 tane yapacağım. Evet, sonuncusunu da pişirdim. Onu da artık tabağımın içerisine alıyorum. Toplamda 4 adet oldu. 4 tane krep çıktı. Tam benim de istediğim bu kadar. Ortasına etten koyuyorum. Şöyle üzerine kapatıyorum. Bu şekilde tepsimin içerisine koyuyorum. Krebi büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Belki sizin tavanız daha büyükse daha az çıkar ya da daha küçükse daha fazla çıkabilir. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. Beşamel sosum beklerken birazcık koyulaştı. Ondan dolayı içerisine çeyrek çay bardağı süt ekleyerek açtım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Koyuluğunu açabilirsiniz. Şöyle birer yemek kaşığı üzerine koyuyorum. Tam geldi. Hemen üzerine kaşar koyacağım. Derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Bakıyorum artık pişti. Birazcık hava varmış içerisinde. Bir
blenderdan geçiriyorum. Yeterli. Kıvamına bakacağım. Gayet iyi olmuş. Gördüğünüz gibi. Artık su eklemeyeceğim. Hemen çorbayı daha ufak bir şeye alacağım. Üzerine de şöyle tereyağı, pul biber ve karabiber yaktım. Yemeği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Ben hemen yanına birazcık da şöyle domatesi, çoban salatası hazırladım. Biraz karpuz kestim. Salatayı daha önce de tariflerimde verdiğim için yapımını göstermedim. Hemen yemeğimi bir servis tabağına alıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.